Yemeğini falan bulamasa da mıydı? Yok, bugün serumla beslendim. Biraz bağırsaklarda bozukluk var. Sen olayın netini biliyorsun bak. Benle yakınsın. Tamam, ben dün gece benimle birliktesin. Evet, senden hemen derim Ertem. Böyle bir şey duydum. Bak. Sorarım sana. Arkadaşım hocam, çabuk uzuyor sakalları. Ben gayipten sesler mi duyuyorum? Gayipten sesler mi duyuyorum? Karıştırmayalım. Bana da gayipten sesler. Karıştırmayalım. Bakalım, işimize bakalım. Bir tuhaf sesler duyuyorum. Çok affedersiniz. Herkes beni bağışlasın. Manasız yellenme sesleri duyuyorum. Yellenme devam mı kardeşim? Utanç içinde bir Sinan Engin var. Neler göster. Neler söylüyorsunuz ya hocam ya? Sen de neler dedim söylüyorsun ya? Dedim şey demedik ki yeter ya. 15 aman dakikada. Ya. Bu kabul edilemez. Bu kabul edilemez. Ben evet, şunu mu diyeyim? Bravo hocam. Ben kurdum. Hocam, hem de hocam normale döndün. Yaşlı bak, ama demin. Bir dakika be. Yaşlı ama dişleri hala sağlam. Hem de ne sağlam. Isırdı mı kopartan. Of. Güzel hazmeden, günde iki defa dışkılayan, temiz ete, hasta bir kurdum. Gece çiftlik basarım, koyun yerim, tavuk hocam yerim. Bugün Dik'in doğum günü. Büyük Dik. Yeri gelmişken belirtelim efendim. Soğuk ya. Çok ne soğuk? Soğuk stüdyo çok soğuk ya. Stüdyo çok soğuk. Fakat ben bir Fenerbahçeli olarak korkumu söylüyorum. Kasımpaşa ve Bursaspor maçları hakikaten çok zor. Özellikle cuma günü seyrettiğim Fenerbahçe takımı. Yani beni hakikaten... Hocam sizden bir ses mi geliyor? İçeriden ne söylüyorsunuz? Konuşurken sizden bir ses geliyor şu anda. Olabilir, biraz boğazımda... Hayır hayır, oradan değil. Espri, espri. Bir dakika söyleyelim. Bırak. Ne olur bana döner misin Abdülkerim abi? Bak oraya dönmeden. Yüz yüze konuşalım. Bırak. Allah aşkına bırak. Allah aşkına. Bak Ertem giderim. Vallahi giderim. Bunlar tamamen tahrik edici yorumlar yani. Tahrik olunca da ben çok tahrik oluyorum. Sen beni tanırsın. Olma. Ben hemen tahrik olurum. Tahrik ediyor ama tahrik ediyorsun dedik. Abdülkerim abi. Dur. Gözümün içine bakar mısın? Bak. Her zamanki delikanlılığında ama bak. Bakıyorum. Çok net söylüyorum. Bak şaka falan değil. Bakıyorum. Evet. Buramdan ses geliyor. Yok yok hocam, oradan değil. Oradan değil. Oha! Efendi ol. Oo. Efendi ol. Bir defa. Efendilik lafı halkı kandırmadır. Dünyada hiçbir insan %100 efendi değildir. Yeter ki damarına basılmasın. Ben de diyorum ki elin saf. Elin saf. Ben orta halli ailenin çocuğuyum. Benim babamın çok parası yok. Bir dakika ya. Biz bilmem ne çocuğuyuz lan. Biz de orta efendiliği ve Beşiktaşlığı miras bıraktı hocam. Evet. Anladın bu mu efendim? Benim babam Beşiktaşlığı mirası mı? Beşiktaşlığı bıraktı. Ulan senin baban bıraktı evin sımaçlılık mirası mı? Ya bırak hocam ya. Ya bırak hocam. Ben şok oldum. Abi yakıştıramadım. Üzüm ne yaptım ya. Oğlum özür dileyeceğim ya. Hocam özür dileyin ya. Bu önemli değil. Bu olayı sulandırmanızdan dolayı size teessüflerimi bildiriyorum. Onlara Allah gel tekrar. Allah çıldırmış insanlar ya. Hay bu akşam sanki özellikle Ertem tamam mı? Fare zehri içmiş gibi manasız işler yapıyor biliyor musun? Kendinizi bu kadar burnu büyük görmeyin. Kimsiniz siz ya? Hocam, kimsiniz hocam. Siz? Hocam her yerden nasıl girdi? Önce Beşiktaş'a geri vites yaptı. Aa, sonra Galatasaraylıları arkasına aldı. Şimdi Fenerbahçe'ye aldı. Ertem Şener Türkiye'nin en başarısız moderatörüdür. Bu derin futbol, beyaz futbol rezil programdır. Bu eleştiridir. Özür diliyorum. Şimdi Sinan Engin gülmeye başladı. Gülebilir abi. Hepiniz de delirme emarelere başladı. Sen kendi kendine gülüyorsun. Şimdi Sinan Engin Yunus'u 96 yorum yaptı. Dünyanın en güzel fıkrası. Ahmet Çakar normal birisi mi? Ya siz gülmüyorsunuz. Sosyal medya sallanıyor. Şu an gülüyor ya. Baksanıza. Şahane. Aferin Yunus'u. Çok güzel yazmışsın. Ya ne oluyor ya? Arkadaşlar hepiniz şey oldunuz mu? Yani bana yani... Belki 5-10 dakika içinde programı terk edeceğim çünkü artık kurama geldi. Ooo! İlk defa böyle bir şey oldu. Popüler kültürün böyle ancak içine nişan dışında kokteyl içip prosunu içen adamların yapacağı tip esmerler. Senin gibi halk çocuğu İbn Sinan'a yakışmıyor. Hocam bir dakika. Tamam bir dakika cevap. Bir daha bu cümlem bittikten sonra konuşursam bu gece şerefsiz olur şerefsiz. Bu program Ertem abi. O zaman bak şimdi hocam kapat. Sesini kesti. Alın konuşturmamız lazım. Onun için dünkü gibi ver müziği. Ya dur Rasim ya. Kapat ışıkları. Kapat ışıkları, bir atmosfer yarat. Çok gerdiniz ya.
şey söyleyeyim. Sizin dilinize estetik yaptıracağım. Sizin dilinize, sizi Ayşe'ye götüreceğim. Bu psikoloji ve estetik merakı nerede? Sinan, senin dilin şey, Sinan diyorum. Ertem, senin dilin estetikli mi? Tabii. Biliyorsun, estetikli, estetikli dil çok güzel yalan. İstersen kaldırmayayım bana tersine. Kaldır yok yok, merak ediyorum. Böyle hani hep endişeli bakıyorum. Kaldırmayayım mı? Kaldır. Sinan Engin'e kaldır, bana göre değil. Ya Rasim. Kokuyorsun mis mis. Arada hocam artık dünyanın en güzel kokusu ne? Sen de beni söyle be hocam. Ben kötü mü hocam? Sen de beni söyle. Ben de... Kendi bulduk aldım. Şu... Ben bana yakın olan insanları bozarım kardeşim. Hepinizi ben bozdum.